Harun Reşid'in kardeşi Behlül Dana var idi. Behlül Dana derler ona aslında. Dana. Yani deli demek de deli derlerdi. Veliydi. Meczuptu. Allah dostuydu. Hep mezarlıklarda dururdu. Ölülerin kemiklerinden dışarı çıkanlarla uğraşırdı. Onları böyle karıştırırdı falan. Birisi gelse, aa deli midir, nedir, divane midir? Halifenin kardeşi sarayda yaşayacak yerde gelmiş burada mezarlıklarda, mezbelelerde duruyor falan. Ya sen ne efendim Mezarlıklardan çıkmıyorsun. E bu ölüler beni hiç rahatsız etmiyor. Bana eziyet etmiyor. Ben de bunlara eziyet etmiyorum. İnsanlarda çok sıkıntı çıkıyor derdi. Bir kere ona yolda birisi karşılaştı. Selam vereyim mi vermeyeyim mi? Deliye de selam vermek de çok akıllı işi değil ama. Ya neyse yine Allah'a selam. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. E tabi laf laf açıyor. Selam kelamı getiriyor. Ne taraftan doğru geliyorsun dedi. Biraz cehenneme kadar gitmiştim dedi. İşte adam hemen içinden dedi buna işte selam verip de sual soran da kabahat işte işte biz laf açtık şimdi kaldık başımıza belay. E dedi madem şimdi lafı açtık ilerletelim konuyu dedi. Hani dedi cehenneme niye gittin ya ne işin var? Biraz ateş lazım olmuştu dedi. Allah Allah dedi. E peki dedi elinde cebinde de bir ateş görmüyorum ne ne oldu dedi. Bulamadım ki dedi. O zaman adam patlattı dedi hadi git işine dedi. Cehenneme gittin de ateş mi bulamadın? Yahu dedi cehenneme dedi, gittim dediler ki herkes ateşini dünyadan getiriyor. Burada ateş yok dediler dedi. Adam o zaman dedi ha sen bana ne vaaz ettin ya? 40 kitapta bu vaz olmaz. Çünkü ne diyor? İttekun naralleti inne innekum fil ma'siyetizdettumu. Siz kendi elinizle yakıp tutuşturduğunuz cehennemden sakının. Çünkü siz günahlarda hatta aşarken Allah'ın emirlerini kırarken sınırlarını aşarken o zaman cehennemi tutuşturuyordunuz.